Kapalı Çarşı Çay Simit Sohbetlerinden herkese mutlu günler efendim. Yine bir programla daha karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var yine bugün yanımızda. Programımızı bugün farklı bir mekanda gerçekleştiriyoruz. Havuzlu restorandayız. Daha tarihi, daha otantik bir restoranda bugün misafirlerimizi ağırlıyoruz efendim. Emre İnanç bizlerle birlikte olacak. İBB Emlak Müdür Yardımcısı, Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu İBB Temsilcisi aynı zamanda ve Meltem Kurtulan da bizlerle birlikte. Mücevher tasarımcısı, yazar, televizyon ve radyo programcısı kendisi. Efendim çok keyifli bir sohbet olacak. Her iki konuğumuzla da hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben kendimi biraz daha Kapalı Çarşılı görüyorum gerçi ama. Evet. Yine de size misafir olmak mutlu çok olduk. Keyifli. Biz de çok keyifliyiz. Sizlerle bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için. Biz yakından tanıyoruz ama ekran başındaki izleyicilerimiz de sizi daha yakından tanısın. Meltem Hanım'la başlayalım dilerseniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz Meltem Hanım? Valla bu soruyu duyduğum her zaman eyvah diyorum. Şimdi nereden başlayacağım? Başlayacağım ve sonu gelmeyecek diye. Evet. Herhalde insanın böyle yaratıcı tarafı üstün ya da üstün demeyelim de hani ölmüş olmayalım. Daha ön planda olunca. Ön planda evet. Olursa bazı şeylere doğru böyle bir geçiş olabiliyor insanın daha hayatında. Daha kolay olur. Yani bir şey yapıyorsunuz o yetmiyor, başka bir şey yapmak istiyorsunuz o yani olmuyor değil de hevesiniz bir türlü bitmiyor ve oradan oraya bir atlama oluyor. Benim hayatımda da böyle şeyler var. Birazcık da tabii kader de devreye giriyor herhalde. Ben aslında hukukçu bir ailenin çocuğuyum. Ben de hukuk fakültesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ama kader o mesleği yapmama izin vermedi. İşte kader hiç orada devreye girdi. Yapmadım, ruhsatımı aldım, baroya kaydımı yaptırdım. Tam işte yapacağım aslında. Çok da iyi bir öğrenciydim bu arada. Babam da hukukçu olduğu için babam, amcam falan böyle. Tabii ailece ki, bayağı. Tabii ki her şey kontrol altındaydı. İyi bir öğrenci olarak okudum ama sonra işte evlendim ve eşim kuyumculuk yapmak istediğini söylüyordu o sıralar. Aslında kendisi de mühendis işte, o da teknik üniversiteden mezunu falan. Ama öğrencilik yıllarında, lisedeki öğrencilik yıllarından itibaren Kapalı Çarşı'da çalışmış. İşte antikacılarda, işte kuyumcularda falan. Ve mesleğe büyük bir ilgisi olmuş. Dedi ki ben bunu yapmak istiyorum. Ya işte olur olmaz falan derken tabii ki oldu yani. Ondan sonra başladık. Bu sefer dedim ki ya ben bunu hani böyle yapamam. Yani ne yapacağım? Tezgahtarlık mı yapayım yani? Ne yapayım? Farklı bir alana yönelmem lazım. Ondan sonra en iyisi hani bir atölye kuralım. Ona göre bir şeyler yapalım. Farklı olsun gibi düşündük. Ve aslında Kapalı Çarşı'da başlamadık o zaman biz. Güneyde başladık. Sarıgerme, işte Göcek falan. O zamanlar turizm çok revaçta. 1992'den itibaren bahsediyorum size bu arada. Ve atölyeyi kurduktan sonra tabii artık tasarım olayım başlamış oldu. Tasarımlar geliştikçe bu sefer kendimi sınama isteğim çok arttı. Yani ben bu işi yapabiliyor muyum, iyi yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye yarışmalara girmeye başladım. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katıldım. Ondan fazla birincilik ödülüm var. Dünya çapında 3 tane. Türkiye içinde de çok sayıda var. Bir yerden sonra artık yarışmalarda moderatör olmaya başladım. Jüri üyesi olmaya başladım. İMMİB'in, İstanbul Kuyumcu Odası'nın, Dünya Altın Konseyi'nin tasarladığı mücevher tasarım yarışmalarında yıllarca görev aldım, çalıştım. Sonrasında işte bir romancılık olayı var. Bir aile hikayesini yazmak istedim. Babam savcı ve tabii ki özel bir hayat hikayesi var. Çok enteresan anıları var diye. Bunu romanlaştırdım. Daha sonra bir televizyon kanalı için tasarım programı yapmam istendi. Ki Türk televizyonlarında tasarımla ilgili bugüne kadar yapılmış hiçbir program yok. Evet. Dolayısıyla enteresan bir programa imza attık. 53 bölüm devam etti. Endüstriyel tasarımlardan, işte mobilya tasarımlarına, romancılara kadar yani. Çünkü roman yazmak da bir tasarım aslında. İnanılmaz bir şeyler oldu. Bir sürü farklı kapılar açılmış ama aslında birbiriyle bağlantılı. Evet. Şimdi de işte bir radyo programı yapmaya çalışıyoruz, onu da deneyelim diye. Orada da başarı hikayelerini konu etmeye çalışıyoruz. Yoğunuz, çalışıyoruz. Evet, evet. Peki Meltem Hanım, sizinle devam edeceğiz tekrardan. Emre Bey, sizi de tanıyalım istiyoruz. Tabii şimdi Meltem Hanım'ın hayat hikayesinden sonra benimki çok daha basit ve sıradan kalabilir. Estağfurullah, estağfurullah.
Ben de İstanbul'da, İstanbul Fatih'liyim doğma büyüme. Tarihi Yarımada'nın Suruç'un kokusunu ala ala büyüdük diyebilirim yani çocukluğumuzda, gençliğimizde. İktisat okudum ben, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Akabinde müzisyenlik çabaları, böyle müzisyen olma gayreti, biraz müzikle beraber geçen yıllar. Sonrasında... Müzik dediniz, hiç sıradan olur mu o zaman hayatta? Sanat var. Teşekkür ederim. Sonrasında memuriyet hayatı, Büyükşehir Belediyesi'ne atanmam. 2009 yılından sonrası işte farklı görevlerde, farklı pozisyonlarda. En son emlak müdürlüğünde, 2011'den beri emlak müdürlüğündeyim. Yaklaşık bir yıldır da müdür yardımcısı olarak görevime devam ediyorum. Bir yandan da Büyükşehir Belediye'mizi Kapalı Çarşı'mızın yönetim kurulunda, yönetim kurulu üyesi olarak temsil etmeye çalışıyorum. Böyle devam eden peki hayat. Ne zaman geldiniz Emre Bey Kapalı Çarşı'ya? Çocukluğumuz tabii buralarda geçti şimdi. Fatih'in olunca bir de benim ilginç bir şekilde hani okul da burada Beyazıt'ta. Evet. Hep böyle bir Beyazıt, Fatih, gel git. Ben şimdi düşünüyorum mesela biz o zaman işte gençken falan. Sultanahmet'e doğru gideceksek mesela özellikle Kapalı Çarşı'nın içinden geçerdik yani. Mesela Ordu Caddesi'nden yürümezdik de Kapalı Çarşı'ya girerdik. Peki bir kaybolma olayınız olmuyor mu? Tam onu diyeceğim. Kaybolma olayın ben hala ötesinde. O her programda buraya geliyoruz. Bana şuraya gel deseler ben hiçbir yere gidemem burada. Ben mesela şunu yapıyordum. Rastgele böyle giriyordum. Bakalım bu sokak beni nereye çıkaracak? Bir kapıdan çıkıyordum sonra. Oradan çıkıyordum bir daha giriyordum falan. Böyle acayip keyif alırdık o zamanlar. Tabii yani yoğun, inanılmaz tarih kokan bir yer. Kültür kokan bir yer. Yani bir de işin esprisi olsun, yazları senin kışları sıcak olduğu için tercih ediliyor. Öyle tercih edilen bir rota olması da belki bizi cezbediyordu. Evet, İstanbul'a gelindiği zaman da uğramadan gidilmeyecek yerler arasında yer alıyordu değil mi? Tabii çok önemli bir mekan. Yani 600 yıllık kadar falan değil mi bir tarihi var. Evet. Ve Emre Bey'in de söylediği gibi yani içine girip insan aslında kaybolmak istiyor. Yani ben hep böyle tarif etmişimdir. Yani evet yolumu bulmakta ben de zorluk çekiyorum ama bulmaya da çalışmıyorum aslında. Çünkü her seferinde başka bir şey keşfediyor. Bayanlar için zaten güzellik. Çok daha değil mi cazip. Evet, aynen öyle. Yani, çok böyle süslü her şey oluyor. Yerini takır bana. Takır giyin. Meraklı olduğumuz için. Evet peki sizin nasıl oldu Kapalı Çarşı'yla? Şimdi şöyle ben doğduğumdan itibaren hep böyle çok severmişim altın bilmem ne, çünkü kız çocukları gibi. Ve sol elimi kullanarak yazı yazmaya başlıyorum ilkokula giderken. Rahmetli anneciğim de bu durumdan rahatsız. Diyor ki işte zarif bir hanımefendi sağ eliyle yazmalı işte daha şık. Kendisi de öğretmendi. Evet. Efendim görürmüş şeyde sıralar arasında solla yazanları onu sevmezmiş ondan sonra. Peki, hala vardır ama biliyor musunuz? Hala solda çocuk yazmaya çalışıp hep sağa yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet aslında çok hatalı bir şey. Evet tam tersi. Ama Allah'tan ben ikisine de herhalde eğilimim varmış ki kotarabildim bu işi bir şekilde. Demişler ki nasıl ikna ederiz Meltem'i? En iyisi biz buna bir bilezik alalım altın. Ha. Koluna takalım. O eli de cici eli olsun. Ama daha okula gitmiyorum ben. Artık ben o bileziğe bakmaktan zaten yazı yazmayı falan bıraktım bir süre. Sonra anladım ki altın olursa cici olur her şey. Güzel olur yani. Güzellik katar. Doğru mu yapmışlar değer. Acaba? İyi mi kötü? Bilemiyorum. O gün hayatıma girdi altın. Ve ondan sonra şimdi biz tabii babamın görevi sebebiyle hep Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaştık. En son Ankara'ya tayin olana kadar. Ama yaz tatillerinde muhakkak işte vardır ya hep bir İstanbul'a gidiş, işte ziyaret ediş. Kapalı Çarşı çok küçüklüğümden hatırımda. Ama hep bana bir şey alınsın diye. Yani mutlaka ya bir yüzük ya bir şey, minicik bir şey bile olsa. O yüzden nostaljik ve çok güzel anılarım var o zamana ait, o zamanın kuyumcularına ait falan. Daha sonrasında işte söylediğim gibi evliliğimden sonra Kapalı Çarşı'yla tekrar bir arada oldum. Ben aslında Kapalı Çarşı'nın içinde hiç esnaflık yapamadım. Öyle bir durumum yok ama benim yaptığım eserler diyorum ben artık onlara çünkü birçoğu ödül sahibi olduğu için Kapalı Çarşı'da birçok vitrinde yer buldu. Evet. Yani beni yaşattı aslında Kapalı Çarşı. O yüzden de minnettarım. Burada da söylemek istiyorum. Bunu da soracağım sonra zaten detaylı olarak ne hissediyorsunuz kendi tasarımlarınızı gördüğünüz zaman. Tabii. Ama Emre Bey'e de şunu sormak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Kapalı Çarşı'yı önemsiyorsunuz. Bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Ne kadar önemseniyor? Neden bu kadar önemseniyor? Neden bir kere İstanbul'un en başta gelen hem kültürel hem turistik hem tarihi dokularından birisi. Yani İstanbul Fatih gibi tarihi yarımadanın göbeğinde
Yani yaşayan bir tarih, yüzyılları içinde barındıran, aynı zamanda ticareti de çok yoğun bir ticaret hacmi de yaşatan bir yapı. Yani sadece bir basit bir müze gibi düşünmemek lazım. Bir müze vardır binlerce yıl, o da çok kıymetlidir ama burada bir de devam eden hayat var, hayatlar var, hayat hikayeleri var. Müthiş de bir dönen ekonomi var. Şimdi böyle olunca tabii belediyemizin de zaten temel görevlerinden bir kere bu tarihi dokuyu korumak, bu hayat akışını daha sağlıklı vatandaşlarımızın daha düzgün yaşayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunun zaten bu sebeplerle de belediyemiz yönetim kurulunda temsili olarak yönetim kurulu üyesi sıfatıyla temsil ediliyor. Baktığınız zaman Büyükşehir Belediyesi'nin Kapalı Çarşı'daki malik sıfatı çok fazla değildir. Hani mülkiyetinde olan dükkan çok fazla yoktur. Ama kudebiyle olsun, işte iskisiyle olsun, altyapısıyla olsun, yenileme çalışmalarıyla olsun her zaman destek olup zaten Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu Beyefendi'nin de bizzat ifadesiyle Kapalı Çarşımız için yapılabilecek ne varsa biz her zaman yanındayız şeklinde. Biz de o doğrultuda devam etmeye, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Meltem Hanım, az önce hani tasarımlarınızdan bahsettik, hani vitrinlerde görmek dedik. İlk ödül aldığınız tasarımı aslında konuşmak istiyorum. Ne hissetmiştiniz? İlk heyecanınızı bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Hemen anlatayım size. Yarışma bir kere canlı yayınlanıyordu o zaman NTV'de ve Swiss Hotel'de gerçekleştiriliyordu. İstanbul'un önemli kalburüstü bütün işte kuyumcu kişileri davetli olarak gelmişlerdi falan. Bana dediler ki işte ilk 10 kişi finalist oldu. Siz de finalistlerden bir tanesisiniz. Mutlaka ödül törenine gelin. Tabii kalk. Aa ne güzel dedim. Genciciğim de daha yani. Ve böyle birincilik falan gibi bir şey hiç öyle bir şey beklemiyorum. Haberim de yok sahiden. Dünya Altın Konseyi Genel Müdürü Murat Akman. İşte adamcağız anons etti. İşte şey dediler ki şeyin arkasında, perdenin arkasında durun. Ondan sonra işte isimleriniz okununca şey yaparsınız. Gelirsiniz. Bir isim okundu. Ben değilim. O gitti. Bir tane daha, bir tane. Aa, tek başıma kaldım. Ve o sırada dedim ki, olamaz ben miyim falan böyle. O şoku. Hani böyle güzel yarışmalarında çok sahnelerini gösteriyorlar ya. Aynısı. Yani evet. Aynısı sahiden. Çünkü Rumuz'la katılınıyordu şeye de. Evet. Onlar da işte tabii son ödül öncesinde öğrenmişler ama bana kimse bir şey söylemedi. Evet. Ve şoktan böyle yaprak gibi titrediğimi hatırlıyorum yani gerçekten böyle bir şey nasıl olabilir diye. Siz de beklemiyordunuz, size de ve büyük sürpriz oldu. İstanbul'u yansıtan bir şey, İstanbul'un tarihi özelliklerini anlatan bir takı yapmam istenmişti. Ama üzerinde tarihsel hiçbir şey parça yoktu yaptığım şey. Yani bu konuya birazcık girmek istiyorum çünkü tasarımcılarda şöyle bir şey var. Onlar böyle istemişlerdi. Hem İstanbul tarihini anlatacak. Hayır, onlar öyle bir şey söylemediler. Yani ben öyle bir şey yaptım yani. Kendiniz farklı tercih. Kültürleri yansıtan bir şey. Hani nedir İstanbul'da 7 katman vardır ya hani böyle işte Müslüman da vardır, Hristiyan da vardır. O da yaşamıştır, bu da yaşamıştır. Roma İmparatorluğudur, Bizans'tır, Osmanlı'dır falan filan. Bunların anlatılması, hikayesi olan yani bir şey. Bir mozaiğin ortaya konması isteniyor. Ama ben hiçbir tarihsel öge koymadan bir takı yapmışım. Nereden artık öyle bir esinlendiysem üzerinde böyle küçük küçük güverseler var. Güverse tabir ederiz. Biz böyle top haline gelmiş altın parçaları. Onları da ezip böyle ezilmişler çünkü tarihte zaman geçmiş. Ondan sonra, ama onlar bir araya gelmişler. Nasıl bir araya gelmişler biliyor musunuz? Bambaşka şekillerde. İşte kimisi üçgen halinde gelmiş, kimisi bilmem ne. Hep toplaşmışlar ama. Ve ben onları sıralar halinde dizmişim. Yani çok enteresan bir şey tabii. 24 ayardan. Bu arada ben hep 24 ayar takılar çalıştım, onu da söyleyeyim. Hep el işçiliğiyle. Hiçbir mekanik şey kullanılmaksızın, hani bir ustanın elinden çıkmış şekilde takılar yaptım. Bilir beni takip edenler bunu zaten. Birinci oldu takı. Çok zarif, böyle oya gibi bir şeydi yani öyle söyleyeyim.
Ondan sonra bir daha ondan sonraki yıllarda katıldığım yarışmalarda hiç o kadar zarif bir şey yapmadım. Hep daha büyük takılar yaptım. Ama o işte öyle gelişmiş demek ki. Evet. Öyle oldu. Ve büyük bir heyecandı gerçekten. Evet, peki sonrasında neler hissettiniz ve tasarımlarınızı yaparken bu aldığınız ödülden etkilendiniz mi? İşte daha farklı bir... Tabii şimdi orası çok fena. Evet. Şimdi bana dediler ki insanlar da şöyle, şöyle bir şey var. Şimdi hani... bir kez tepeye çıktığınız vakit artık onunla oynamazsınız pek. Yani dersiniz ki ya ben birinci oldum yani şimdi bir daha niye zorlayayım ya? Ya olamazsam bir daha birinci değil mi? Ya işte olmuştu da şimdi de olmadı falan. Demek ki kariyeri kötüye gidiyor falan da denebilir yani insan. Sonuçta bir ticari emtia üretiyorsunuz. Evet, sanki yani o çizgiyi hep korumak zorundaymışsınız gibi hissettiniz mi kendinizi? Tabii ki isteriz ama neden? İşte biraz önce söylediğim gibi bu sanatsal bir faaliyet gibi görünse de aslında bu ticari bir faaliyetin bir parçası. Yani siz bir şey tasarlıyorsunuz ama o ürün bir başkası tarafından beğenilip para ödenerek satın alınıyor. Ve bu bir ticaret faaliyeti haline dönüşüyor. Dolayısıyla işiniz zor. Ama ben tabii ki dedim ki yok yani ben dedim kuyumculuk geçmişinden gelen birisi değilim. Şans eseri bu birinci olmuş olabilirim. Şey yerimi sağlamlaştırmam lazım dedim. Yani ben bir kez daha kendimi deneyeyim. Olmuyorsa yapmam yani. Ne yapalım dedim. Başka şeylerle uğraşırım falan. Öyle mi gerçekten mi öyle ve yaptım. Bir takı yaptım. Hayatım boyunca yaptığım en özel şeylerden birisidir. 30 mikron telden, 24 ayar telden, 300 grama yakın bir ağırlıkta bir kaşkol ördüm. Biz ona kaşkol diyoruz ama aslında şu kadardı genişliği. Böyle boynunuza dolayıp bağlayabiliyorsunuz. Ucunda iki tane şeyi var filan böyle orasına minik işte bir pırlanta bezemişim ama olay orada artık taş değil. Zaten de Dünya Altın Konseyi yaptığı için yarışmaları size diyor ki taş olmasın mümkünse ya da sadece bezeme amaçlı kullanın. Burada altın önde oldu. Evet altın önde oldu orada. Tabii yani bir özel bir kutu yapıldı onun içine kondu böyle yani. Düşünebiliyor musunuz? Bir ay boyunca uğraştım onunla. Kendim yaptım bizzat. Sadece uç parçaları atölyede usta tarafından yapıldı. Ve bir Arap şeyhi aldı sonra. Aldı çünkü... Onlar çok severler zaten aynen değil mi? Öyle. Hatta sonrasında benden kemer yapmamı istediler. Ki kemer yapabilmek artık ondan da şey. Bir de çok narin bir şeyle çalışıyorsunuz. Hani kopma ihtimali var, şey ihtimali var. Sürekli ısıtıyorsunuz altını işte şey yapıyorsunuz sertleşiyor bilmem ne. Bunlar hep birebir siz uğraşıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii ben uğraşıyorum. Ve o tarihte ben o kemeri de yapmak durumunda kaldım. Çift kat yaparak. Böyle bir şeyim de var. Ve o süreç sonucunda sağ parmağımda karpal tünel sendromu oldu maalesef. Çünkü altın sertleştikçe ve ben onu yapmaya çalıştıkça hep aynı seviyede onu çekmeye çalıştıkça falan. Dediler ki bu kadın herhalde çılgın yani ne yapıyor nasıl böyle falan. Nasıl bu kadar uğraşıyor? Ne yapıyor bu kadın? Hani tasarımcılığı kuyumculukla birleştirmek diye bir şey var. Evet. Ama onda da herkesin yaptığını yapmamam gerektiğine dair bir düşünce var. Filan böyle uğraşıyorum yani. Tabii birinci oldu takı. İkinci sene. Yine Dünya Altın Konseyi yarışmasında. Güzel. Dedim ki, ya dedim şimdi çok heyecan verici bir şey yani. Beni sardı bu olay. Ben dedim bir kez daha gireyim. Ondan sonra artık sonra sürekli zaten ödül alıyorum. Şimdi neyse. Ertesi sene tekrar yarışmaya bir takı hazırlıyoruz. Tabii yarışmaların hep temaları var. Tema gençlik bu sefer. Gençlikle ilgili bir şey yapmam isteniyor benden. Ne yapabilirim gençlik? Yani gençlikle kolye veya bilezik yani nedir? Yani ne yapacaksınız? Nasıl bir tema bu? Düşündüm, taşındım. Dedim ki ben dedim öyle bir şey yapmalıyım ki benim yaptığım şey bir insanın çocukluktan ergenliğe ve olgunluğa geçişini anlatsın. Nasıl olacak bu? Nedir bizim güzel çocukluğumuz? Çocukluğumuz nedir?
Bileziğiniz mi aklınıza geldi? Hayır, o gelmedi. Gelmedi. O gelmedi. Bir takım yaptım bu arada. Kolye, bilezik ve küpe. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Dedim ki nasıldır çocukluk? Kuralcıdır. Katı kurallar vardır. Anne, baba. Değil mi? Yapamazsınız öyle canınızın her istediğini. Otoriterdir. Öyleyse dedim. Benim yaptığım kolyenin bir sert bir kısmı olsun. Şöyle. Ama sonra onun içinden öyle şeyler çıksın ki onlar her biri kendi farklı dalları olsun böyle oynarsın. Serbest ve özgür olsun. Onların ucunda da zümrütler takayıp onlar da filizlenen fikirler olsun. Şimdi bunu yani nasıl yapacağız? Dedim ki bunları bu şey çıkanları benim şey yapmam lazım. Bir şekilde özgür bırakmam lazım. Ama bunu zincirle yapamam. O zaman çok sıradan olur. İşte düz durur. Halbuki benimkiler öyle olmasın. Böyle dalgalansın yani falan filan. Öyle mi olsun, böyle mi olsun? Deneye, deneye. Minicik şarnel deriz borularla böyle. Yine 24 ayardan. Sabit böyle bir borudan çıkan o şeyi yapabildim. Ama yani ben bile hani dedim ki hayret yani nasıl oldu? Oldu yani bir şekilde. O gün sahneye çok önemli kuyumcu firmalarından biri, isim vermeyeceğim burada, sahneye çıktı, benim yanıma geldi ve dedi ki ben dedi buna dokunmak istiyorum. Nasıl bunu böyle durdurtabildin? Ne yaptın? Ben de iyiydim dedim, orası sır. Filan. O takıyı işte Türkiye o yıl 2002 yılıydı. Dünya çapında bir tasarım yarışması yapıldı İtalya'da. Ki İtalya kuyumculukta biliyorsunuz Türkiye ile ciddi rekabet halinde bir ülkedir ve o yüzden de çok sevişmeyiz bu anlamda yani. Türk rakip kuyumcuların İtalyan tasarımlarını aldığı, onları daha ucuz işçilikle yapıp bolca da sattığı şeklinde bir söylem vardır. Doğrudur, uzun yıllarda böyle olmuştur, şimdi itiraf edelim. Dolayısıyla da istemezlerdi çok fazla o zamanlar. Şimdi dediler ki Mehmet Hanım, sizin tasarımınız işte bu set Türkiye'yi temsilen yarışmaya gidecek. 5100 dünya çapında tasarımcı bu yarışmaya katılıyor. Yarışmanın ismi Gold Virtuosi. Ve bir kez daha yapılmadı sonra o yarışma. Ülkelere işte ödenek çıkarmış İtalya. Demiş ki işte yarışmacı, yanında bir kişi, bir de işte Dünya Altın Konseyi'nin o ülke genel müdürü işte bu yarışmaya gelebilir. Ayrıca bir basın mensubu getirebilir ki hani kayıt altına alsın, röportaj yapsın veya şu bu neyse. Türkiye hariç. Türkiye'ye böyle bir ödenek çıkarılmamış. Sadece işte basından hiç kimseyi götüremedik biz dolayısıyla. Vicenza'da oldu tören, bir şatoda. İnanılmaz bir catwalk gösterisi. İşte her şey hazırlanmış, insanlar giyinmişler ve çok ilginçtir. O gün İtalya'da siesta, hani belli haftanın belli günleri bunlar çalışmıyorlar ya. O gün de çalışmadıkları günmüş, kuaförler kapalı. Bütün hanımlar giyinmişler işte. Tuvaletler, şeyler ama saçlar ya jöleyle yapıştırılmış ya toplanmış falan böyle. Eldeki malzemeler. Ama ne mücevherler. Size anlatamam yani. Herkes gelmiş oraya falan. Neyse. Şimdi ben de kendi imkanlarımla işte saçımı başımı bir şeyler yapmaya çalıştım falan. Giyindim. İşte Murat Akman kulakları çınlasın. İşte eşim ben gittik. Şimdi ben diyorum ki bunlar diyorum bizi alkışlamaz bile. Bak diyorum bize hiç ödenek de çıkarmadılar zaten. Basın da getiremedik biz. Ondan sonra ben böyle üzgün üzgün. Ondan sonra işte başladı şey. O çıktı bu çıktı. Çıkacağım ve altın madalya alacağım. Orada işte İtalyan şey yönetici dedi ki düşündük dedi. Madalya genellikle dedi altın madalyalar. Altın kaplama olur. Ondan sonra hani temsili bir şeydir. Adı altın madalyadır falan. Ama dedi yani altıncıya da dedi kaplama şey hediye edilmezdi. O yüzden bu madalya
18 ayar altından yapıldı. Hı hı. Filan. Her şey güzel. İsmimi anons ettiler. Bu arada da daha öncesinde işte kokteyl yemek vesaire hiç Türk kimseye rastlayamadık. Yani biz üçümüzüz sadece. Hı hı. İşte birlikte hareket ediyoruz filan. Tören başlamadan önce sahnenin yan tarafına oturtturdular beni, eşimi. Murat Bey diğer izleyiciler arasında uzakta kaldı. Sonra işte ismim okundu. Ben tabii kopmuş vaziyetteyim artık heyecandan. Çıktım sahneye. Bir çıktım arkamda şey barkovizyon ve Türk bayrağı çıktı filan. Hmm. Tabii insan çok galeyana geliyor öyle hallerde, evet. Yani. Neyse ben şimdi alkış sesleri duyuyorum. Ama alkış, tufan, inanamazsınız. Ve çok yaşa Meltem diye bağırıyor insanlar. Diyorum ki Allah'ım. Ben buraya diyorum. Yalnız gelmişim diye Allah'ım düşünüyorsunuz diyorum, değil yani mi? İnsan diyorum. Duymak istediği şeyi böyle gayetten demek duyuyor yani. Hani böyle o çünkü evet. Olabilecek bir durum değil yani filan. Ondan sonra ben böyle indim. Eşim dedim ki ben dedim bana bir şeyler oluyor dedim. Yani ben gayetten sesler duyuyorum. Yok yok dedi, ben de duydum dedi. Ama dönüp bakamadım dedi, bir iki fotoğraf çekeyim filan. Allah Allah, oturdum yerime. Bakıyorum yine yok kimse ortalıkta. Hı hı. Sonra tören bitti, ışıklar açıldı. Bir baktım Murat Bey ağlıyor. Ağlıyor. Neyse yanına gittim, dedim ki ne oldu? Hiç sorma dedi. Hiç sorma. İnanılmaz bir şey oldu dedi. Bu Türkler dedi, biz nasıl bir milletiz ya dedi. Meğerse set işçileri Türkmüş. Sen Türk bayrağını görünce adamlar tutamamışlar başka kendileri. Geldiler. Tabii ıslık kıyamet ama nasıl yani. İşte demem o ki hani sizi mutlu edecek bir şey varsa da evet. Kısmetinizde o da sizi gelip muhakkak bir buluyor bir şekilde. Buluyor. Evet Emre Bey, şimdi bayanlar böyle takıydı, kolyeydi, tasarım deyince daha çok ilgili oluyorlar. Çok keyif alıyorlar. Sizi de böyle biraz yalnız bırakmış gibi olduk ama sizin ilginiz var mı takıyla, tasarımla, böyle hani hiç ilgilenir misiniz? Benim yani sanatla ilgili ilgi genlerim müzeye kaymış. Evet. Onun dışındaki evet. Alanlara çok yeteneğim evet, yok. Evet, siz de iş dışında evet. ilgileniyorsunuz yani müzikle. Yani 20-25 yıldır utla ilgileniyorum, ut evet. çalıyorum. Çalıyorsunuz. Buradan da hani çalmam da onu bir borç bilirim. Değerli hocam Yurdal Topçuk'a da bir selam göndermiş olayım. O da dünya çapında bir ut sanatçısıdır. Yani şu an hep derim ki utla ilgili serüvenimde neyim varsa ona borçluyum diye söylüyorum. Keşke udumuza evet. gelseydiniz. Evet ya ne güzel dinlerdik böyle sizi burada tarihi bir mekanda değil mi? Yani biz tabii çocukluktan beri hep Münir Nurettin Selçukları falan dinleyerek böyle öyle bir ev ortamında büyüdük. Hep klasik Türk müziği, Türk sanat müziği. Bizim ailede de hani büyük dedelerde, büyük ninelerde böyle var mıdır enstrüman çalan? Tabii ut çalanlar var. Hatta TRT repertuarına besteleri girmiş falan. Aa, yani. O çok güzel. Size de oradan geldi demek. Oradan tabii genlerden evet, bir şeyler genler. Geliyor. Bir de tabii biraz gen biraz yönlendiriyor. Peki söyleme var mı? Sadece çal. O da biraz var. Yani ha, o profesyonel yok ama o da işte Mırıldan. Olunca şey evet, ilaki çalınca. Ya enstrümantal bazı bestelerim oldu. Yani böyle sözlü beste çok yapmadım ama enstrümantal arada yapıyorum. O tarz evet. şeyler oluyor. Evet. Peki ne kadar ilgilenebiliyorsunuz? Hani vakit bulabiliyor musunuz yoğunlukta? Yani, şu anda tabii hobi şeklinde. Yani fırsat buldukça kayıt yapıp işte internette benim Instagram hesabıma, YouTube hesabıma falan yüklemeye çalışıyorum ama aslında hani biraz o konuda da kendime kızıyorum. Yani biraz daha zaman ayırıp daha ciddi şeyler yapabilirim. Yani o potansiyelim var ama işte o hayatın koşuşturması, biraz da ihmalkarlık belki. Onun belli bir zamanı var biliyor musunuz? O içinizden geldiği anda zaten evet. yapacaksınız. O anda zaten hazır hissetmediği için belki de. Aynen. Bırakıyorum her şeyi, telefonu hemen dik diyorum, kaydı açıyorum falan. Bazen oluyor. Tabii çünkü evet. o anda yapmazsanız unutuyorsunuz. Gidiyor. Evet, bir daha kalıyor. Gelmiyor zaten. Nereden biliyorsunuz yani. Diye niye sormuyorsunuz? Siz de sanatçısınız. Efendim şöyle yine kapalı çarşı esnaflarından artık benim oğlum da. O da müzisyen. Gitar çalıyor. Aynen, tamam. Elektro gitar işte, klasik gitar, akustik gitar hepsi. Ve beste yapıyor. Ben de ona, benim bir şiir yazma gibi bir şeyim var, özelliğim var. Ona şarkı sözü yazmayı denedim. Bir gün beni dedi ki, anne dedi yani kitap yazdın, şu durdu. Bir bana yani, yazmadın dedi. Dedi yani, dedim ben onu yapamam yani, nasıl yapabilirim yani, başka bir şey falan. O nota bilmem yani şey bilmem. Yok dedi, sen ben sana dedi bir iki kural söyleyeceğim. Sen dedi buna göre dedi yaz bakalım. Ondan sonra dedim ki yok dedim zorlama benim dedim yani yapamam ben filan. Ama tabii dedim ki ya acaba yapabilir miyim filan bir deneyim. Şimdi heveslendirmek istemiyorsunuz. Aynen bir şekilde girmiş. Gizli gizli denedim ben de. Ondan sonra ona dedim ki
ya dedim ben dedim bir şey dedim yazdım ama dedim hatta da dedim hatta ya şöyle bir melodisi olsa diye de dedim aklıma da geldi dedim. Mesajı ama dedi, hiç olmamış anne dedi. Dedim hemen utandım tamam dedim yapmıyorum ben bir şey dedim. Meğerse çok beğenmiş. Sonra söyledim. Şarkının kendim bitmiş mesela. Halini o kendisi seslendirerek bana dinletti. Hmm. Tabii muhteşem ağladım bir hediye yani. Olmuş. İnanılmaz çok bir şey. Çok güzel bir anı. Çok güzel bir anı evet. Değil mi? O yüzden yani olabilir. Her siz şey, de evet. Müzikle iç içesiniz tabii. Tabii yani çocuk sürekli evde gitar çalınca ister istemez bir yerde yani şey yapıyorsunuz. Bence günümüz koşullarında bu yani bu temposu artan dünyada. Evet. Evet. Yani herkesin müzik olur, resim olur, hobi, şiir olur. Hobi, kendi ilgilendiği, yeteneği olduğu. Mutlaka bir kendi özel hayatında kendine öyle bir alan yaratması lazım. Bir de şöyle bir şey var, çok özür diliyorum. Şimdi bu pandemi sebebiyle insanların arasına çok ciddi mesafeler girdi. Evet. Bu mesafelerden kastım sevgimizi birbirimize gösteremiyoruz, bedensel olarak dokunarak hissettirememek. Evet. Yani ne yapıyoruz o zaman? Sözler çok anlam kazanıyor. Hı-hı. Yani sözler ve notalar. Hissettiklerimizi söze dökebilmek. Yani mecbursunuz artık güzel konuşmaya, ya da iyi ifade etmeye. Yani seni seviyorum demeye sık sık. Bir şeylerin değeri de değil anlaşıldı mi? Aslında değil tabii. Mi? Bir şeyler kesinlikle. Giderken bir şeylerin değerini ve dediğiniz gibi stresli bir hayatımız var zaten. Çok koşturmacalı ve yoğun. O süreçte böyle şeylere vakit ayırmak gerekiyor. Kesinlikle. Kendimizi beslemek adına. Kesinlikle ruhumuzu beslemek adına. Aynen öyle. Kesinlikle. Peki sizin Kapalı Çarşı'daki en sevdiğiniz, Kapalı Çarşı'nın en sevdiğiniz yanı var mı Emre Bey? Hani buraya geldiğinizde hani şunu çok seviyorum, bu bana şunu hatırlatıyor. Yani tarihi dokusu. Ben genelde mesela biraz o konularda dikkatliyimdir. Bir tren ya da otobüs yolculuğu yaparken mesela bir evin yanından geçtiğim zaman o eve bakarım. O evin içindeki yaşanmış hayat hikayelerini böyle kendimi orada bir ailenin içinde buluveririm bir anda. O kendi yaşarsınız. Evet. Onun gibi şimdi bu yaşanmışlıklar yani buradaki yüzlerce yıldır gelen yaşanmışlıklar tabii beni en çok etkileyen. Bir de tabii ilk yanlış hatırlamıyorsam siz düzeltin hatam varsa kuruluş amacı zannedersem Ayasofya'ya vakfi olarak hani gelir elde edilmesi amacıyla ilk yapılıyor Kapalı Çarşı. Oradan da yani çok önemli çünkü yani Ayasofya'da inanılmaz bir değer yani dünya tarihinin mihenk taşlarından birisi belki. Hani dinler ötesine geçmiş artık bir eser. Öyle bir bağ olması da bambaşka bir durum. Biraz daha ben öyle hani o tarihi doku, o yaşanmışlık, işte o anlatılır hep çıkan yangınlar, sonrasındaki o yeniden yapılanma vesaire hep öyle. O dokuyu böyle içimde yaşarım, hissederim, teneffüs ederim. Her sokağında, her köşe başında bir şeyler bir bulurum anı, bir kendime. Bir anı, bir hikaye canlanıyor. Peki, aslında dünyadaki benzerleri Kapalı Çarşı'nın müze olarak sunulmakta, hizmet vermekte. Sizce Kapalı Çarşı'nın bugünümüze kadar gelmesi, sanat ve ticari yönden bu şekilde bu bakımdan zengin olması neye bağlı? Evet, demin dediğim gibi aslında bence vakfiye amacına uygun hala hayatına devam ediyor. Çünkü bildiğim kadarıyla mülkiyetinin yarısı vakıflar genel müdürlüğüne ait. Yani o gelirler vakıflarda neticede vakfi amacına hizmet etmeye devam ediyor. Hayatın içinde dinamik olması lazım. Bir yapıyı, ya tabii müze, geçen de hani bir önceki konuda da biraz bahsettim. Müzeler de çok kıymetli ama hayatın içinde kendi fonksiyonunu idame ettirerek tarihi dokusunu yaşatmaya devam ediyor olması bence çok daha kıymetli. Bence Kapalı Çarşı'nın en önemli özelliği o. Bir de dokusuna zarar vermeden hani onararak, restore ederek ki böyle çalışmalar şu anda devam ediyor. Şu anda da yoğun bir şekilde yapılıyor. Bence önemli kısım o. Yani hem o tarihi doku hem de hani yaşamdaki fonksiyonunu devam ettiriyor. Ticarethane vasfını devam ettiriyor o tarihi dokuyla beraber. Siz İstanbul Büyükşehir temsilcisisiniz Kapalı Çarşı'nın. Evet. Bu görevin sizin için anlamı ne? Bir kere onurlandıran bir görev. Yani bir kere çalıştığım kurum adına bir kere buna layık görmek ayrı bir onur. Kapalı Çarşı gibi bir değerli bir yapının, önemli bir yapının yönetim kurulunda bulunmak, o havayı teneffüs etmek, oradaki kararların bir şekilde parçası olmak da ayrı bir onur kaynağı. Burada çok değerli insanlar tanıdım sizler gibi. O da ayrı bir onur kaynağı. Yani benim için çok önemli, çok güzel bir deneyim. Çok mutluyum. İyi ki bu şekilde gelişmiş hayatım diyorum yani açıkçası. Buradaki usta-çırak ilişkisi de çok önemli. Ahilik kültürü aynı şekilde. Kendine özel bir kültüre sahip. Bu kültür bize ne kazandırıyor sizce? Ya, ahilik kültürümüz bizim. Yani daha Selçuklu Osmanlı zamanından bugünlere. Orada bir usta-çırak ilişkisi sizin çok daha iyi takdir edeceğiniz biliyorsunuz. Oradaki usta-çırak ilişkisini sadece sanata aktarmak gibi değil de o ustasından o çırak bir kültürü alıyor aslında. Yeri geliyor yaşam tarzına, o bulunduğu şehrin
geleneklerini alıyor, ananesini alıyor, kültürünü alıyor, edebini alıyor. O çok önemli bir ilişki. Günümüzde tabii bu ne kadar gelmiştir? Yine büyük ölçüde bazı kısımları kaybolmuşsa devam ediyordur. Yani o oradaki çırağın hem meslek sahibi olması hem de hayata dair aslında bir yaşayan bir okul içerisinde eğitimine devam ediyor olması gibi görüyorum. Çok güzel tanımladınız. Gerçekten de öyle. Yani bir çırak ustasının yanına gittiğinde önce gidip minare gölgesi, davul tozu getirmesi gerektiğini, onu arayıp bulamadığında, ben ne almaya gittim ustam diye sorduğunda, değil mi? Cevap hiç unutmaması gerektiğini. Şimdi mesela şey derlerdi, işte çırak yürümez, koşar. İşte gibi yani. İşte oturmaz, ayakta durur. Ustasının gözünün içine bakar. Usta çırağına her şeyi bir anda öğretmez. Hep kademeler vardır falan filan. Ve küçücük çocuklara güven vardır. Yani onun eline altını verirsiniz. Sadece oradan oraya götürür. Hiç de bir şey olmaz. Yani bu acayip bir kültürdür burada. İnanılmaz bir şey. Güven yani. Vardır. Evet, bu güven duygusu. Peki size ne anlatıyor Kapalı Çarşı? Tasarımlarınızı burada görmek ne hissediyorsunuz? Ya tabii benim için çok özel bir yer burası. Yani çok çok özel bir yer. Yani mesela benim yüzümü görmeden insanların benim hakkımda konuştuğuna şahit olurum ben bazen, biliyor musunuz? Yani mesela bir vitrinde bir takıyı birisi soruyor olur da herhangi bir satıcı da bilmiyordur, işte anlatır. Ben de dinlerim kenardan. Yani o kadar hoş bir şeydir ki bu. Yani o yüzden yaptığım mesleği hep çok severek yaptım. Yani birilerinin sizi anlatıyor olması, yani mesela şey derlerdi işte, onun yaptığı takılar konuşuyor sanki. Çok güzel bir metin. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Var mı eklemek istediğiniz programımız bitmeden? Şimdi öyleydi. Su gibi geçti vakit. Sizinle tanışmak harikaydı gerçekten. Evet. Benim için de bir onur. Çok sağ olun. Plaketlerimiz var. Sizlere takdim edelim. Bugünün anısına çok saklayabileceğiniz, hatırlayabileceğiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi burada bugün yalnız bırakmadınız. Anılarınızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Açalım ekranlarda, çok güzel. Gösterelim. Harika. Tasarımcı olarak. Değil mi? Değil mi? Çok güzel. Her iki konuğumuzu da çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için. Efendim programımızda Emre İnanç, İBB Emlak Müdür Yardımcısı, Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu İBB Temsilcisi ve Meltem Kurtulan bizlerle birlikteydi. Mücevher tasarımcısı, yazar, televizyon ve radyo programcısı aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlere eşlik ettikleri için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yeniden programımızda karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.